Gobrok alanından herkese merhaba arkadaşlar. Kısa bilgiler bölümünde bu hafta motor zincirini temizleme ve zincir yağlamaya bakacağız. Özellikle de orta sehpayı nasıl kullanacağımızı göreceğiz. Benim tavsiyem ortalama 300 kilometrede bir zincirimizi yağlamakta fayda var. 1000 kilometre bir de şöyle bir elimize fırçayla yağla birlikte şöyle ufaktan bir temizlik yapmakta yine aynı şekilde fayda var. Tabi İşte çakıla, toprağa, pisliğe, yağmura, çamura girmiyorsak eğer 1000 kilometre bence ideal bir temizleme süresi. Ve yağlamayı da kesinlikle 300 kilometrede bir yaparsak zincirimiz daha selametli, daha uzun ömürlü olacaktır. Şimdi orta sehpa olan bir motorda öncelikle yapmamız gereken şey şuradan alıp orta sehpaya kaldırıyoruz. Orta sehpaya da bu arada alırken şuna dikkat etmemiz lazım. Arkadaşlar şöyle bıraktığımda duruyor olması lazım. İki ayakta tam olarak yerinde olması lazım. Yani dengede ki ağırlığı rahat rahat geriye alabileyim. Sağ bacağımla da şuradan tuttuğumda bütün ağırlığı sağ bacağıma verdiğimde motorum orta sehpaya rahatlıkla kalkacaktır. Özellikle kadın kullanıcılar için söylüyorum bunu. Bu tarz ağır motorları kaldırmakta, orta sehpaya almakta sorun yaşıyorsunuz. Formülü bu. Önce dengeliyorsunuz, iki ayakta yere tam olarak temas ediyor, herhangi bir eğim olmuyor. Sonrasında da sağ bacağınızla kolunuzdan da biraz destek alarak bastığınızda sehpayı almış oluyorsunuz. Bu arada bize lazım olan malzemeleri de söyleyeyim. Hemen şöyle çantada çıkartayım. Arkadaşlar bir adet zincir yağı, bir adet de şu fırça. Bu çok ucuz bir şey. 50 lira mı 100 lira mı öyle bir şey olması lazım. Varsa bir çantanız alın atın ya da alın evde bir köşede mutlaka bulunsun. Faydalı kullanışlı bir malzeme. Mutlaka bulundurmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi orta sehpayı aldık ya. Şu yan ayağımızı bir kere kaldırıyoruz arkadaşlar. Sonra orta sehpadayken motorumuzu çalıştırmamız lazım. Vitesimizi şuradan boşa alıyoruz. Motorumuzu çalıştırıyoruz. Motor çalıştırdıktan sonra debriyajıma bastım. Motorumu vitesime taktım. Ve debriyajımı bıraktım. Arka tekerim dönmeye başladı. Öncelikle yapmamız gereken şey şu. Önce birazcık yağ sıkacağız. Tam tur döndüğünden emin olmamız lazım. Sonra şu fırçayı alt taraftan tutup ama bu noktada elinize gerçekten dikkat etmeniz lazım. Birazcık yağ sıkıyoruz yine. Fırçayı da burada sabit tutuyoruz. İki elinizle tutmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Yoksa kayar gider fırça. Çektim. Tekrar. Bu işlemi 3 kere yaparsanız zinciriniz tozdan, pislikten, çamurdan arınmış olacaktır. Şimdi son olarak yağlama kısmına geçiyoruz. Zincirimi temizledim. Bu kadarı yeterli bir şey. Üzerindeki amacımız bizim tozunu almak arkadaşlar sadece. Normal zincirimi yağlıyorum. Dediğim gibi tozunu, çamurunu, pisliğini almak amaçlı yapacağımız bir işlem. Bu detaylı bir zincir temizliği değil. Detaylı bir zincir temizliği için mutlaka ama mutlaka servise gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Servislerde detaylı mazotla daha kapsamlı bir şekilde zincirinizi temizleyip hatta siz üzerinizdeyken de zincir sertlik ve yumuşaklık ayarını yapmalarını rica edin ustalarınızdan. Şimdi motorumu stop edeceğim. Motorumu da stop etmek için motorun diğer tarafına geçiyorum. Tabii ki
Debriyajımı sıkıyorum. Arka frenle lastiğimi durduruyorum. Sonra motorumu stop ediyorum. Bu kadar arkadaşlar. Zincirimi hem temizledim, tozunu, pisliğini temizledim. Hem de zincirimi yağlamış oldum. Dediğim gibi her 300 kilometrede bir mutlaka zincirinizi yağlayın. Her 1000 kilometrede bir de bu şekilde bir zincir temizliği yapmanızı tavsiye ediyorum. Tabi tekrar söylüyorum. Araziye girmediyseniz, çok toz, pislik, çamur bir yerlerde gezmediyseniz. Çünkü bunu yaptıysanız eğer hemen bu işin peşine bu işlemi yapmanızda fayda var. Uzun yola gittiğiniz zaman da bir tüp zincir yağı alın yanınıza. 300-350 kilometrede bir zincirinizi yağlarsınız ve daha sağlıklı bir şekilde yolunuza devam edebilirsiniz. Ve yine dediğim gibi zincir ayarınızı ve düzenli olarak zincir temizliğinizi, detaylı zincir temizliğinizi mazotla temizleniyor çünkü. Bu hatta birkaç bir şeyle daha gaz yağı vesaireyle de temizleniyor. Zincir ayarınızı ve servislerde zincir temizliğinizi mutlaka yaptırın arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sorularınız varsa GoBro Vlog Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.